Evet. İyi akşamlar sevgili seyirciler. Engelsiz Ses programına hoş geldiniz. Bu hafta da her zamanki gibi çok değerli konuklarımız bizimle birlikte. Kendilerini şöyle takdim edebilirim. Hayvanlarla ve insanlarla iç içe olan, onların hem sağlıklarıyla hem de yaşamlarıyla ilgili olan insanlar. Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mahmut Çetinkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinden Yardımcı Doçent Doktor Şule Sanal'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, katıldığınız için en baştan yine sizlere çok teşekkür ediyorum. Her zaman gibi çok güncel bir konu ve ben sizin bilgi ve birikimlerinizin bize çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tabii ilk etapta da kendinizden bahsederek biraz da Veteriner Odası'nın faaliyetlerinden girebilir miyiz konuya şöyle bir? Evet, Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mahmut Çetinkaya. Evet. Yönetim Kurulu üyelerimizden Yardımcı Doçent Doktor Şule Sanal. Bizlere bu imkanı verdiğiniz için televizyonları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Çağrımız üzerine odamız olarak bir nebze katkımız olursa şimdiden mutluluk duyacağım. Ben önce bir veteriner hekim nedir, nasıl veteriner hekim olunur bahsedeyim. Hocam da bahsedecek daha geniş bir şekilde. Lise eğitiminden sonra 5 yıllık bir eğitim sürecinden sonra mezun olan insanlar yüksek lisans diploması adı altında veteriner hekim unvanıyla mezun oluyorlar. Veteriner hekimlerin görev alanı belki toplumda fazla bilinmiyor ama çok geniş. Hayvan ve hayvansal ürün olduğu her yerde veteriner hekim olmak zorunda. Artı insanlar, hayvanlardan insanlara geçen yaklaşık 200 civarında hastalıklar var. Ondan sonra gıdalar, insanların beslenmesi için temel madde olan gıdalar, bu daha çok hayvansal gıdaların üretilmesi, son zamanlarda gündemde olan çiftlikten sofraya gıda güvenliği şeklindeki yerde konulu bütün paydaşların içerisinde veteriner hekim mesleğin temel görevleri arasında. Son zamanlarda biraz daha büyük şehirlerde gündeme gelen hem basının hem medyanın da katkısıyla birlikte ev ve süs hayvanları yine bizim mesleğin konuları arasında. Ev ve süs hayvanları deyince sizin konumunuza daha paralel olan evcil, kedi, aynen, köpek, işte kuşlar, artık ördek, ne derseniz deyin. Hepsini edinme şansına sahip olduğunuz yerler. Bunların ne gibi faydaları var? Bazı hayvanlar insanlardan daha çok insanlara yakın. Özellikle toplumda, yani artık son zamanlarda ismi de değişti. En son olan engelli olarak geçiyor herhalde. Daha önceden farklı isimler kullanılıyordu. Evet. Onları ben kullanmak istemiyorum. İşte engelli insanlarımıza, evet, vatandaşlarımıza, çünkü bunlar da bizim içimizden biri. Biz belki bugün engelli değiliz. Belki buradan çıktıktan sonra ne olacağımız belli değil. Her zaman potansiyel yarın engelli, evet, olma şansına sahip insanlardan birisiyiz. İşte bu engelli insanlara insanlardan çok daha yakın olan evcil, kedi, hayvanlar, köpek gibi hayvanlar daha çok yakın. Tabii bunları edinmenin de bir takım yolları var. Genelde kedi, köpek besleyen vatandaşlar bunların aşılarını düzenli, kimin bilinçli olanlar yaptırıyor da büyük bir kısmı yaptırmıyor. Belirli aylıktan sonra işte kutuz aşısı, gençlik aşısı, parazit aşıları, ilaçlamaları yapılıyor. İnsanlarda olduğu gibi böyle bir şey de onlar için. Evet. Tabii. Bunların hepsini yaptırdıktan sonra bu tip hayvanları edinmek bunlardan insanlara hastalık geçme riskini ortadan kaldırır.
Çünkü ilk başta bahsettiğim gibi yaklaşık 200 civarında hastalık hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar var. Bir rakam değil. Değil. Bunların hem maddi boyutu hem manevi boyutu da var. Gıda kaynaklı olan var. En direkt geçenler de var. İşte bunlara dikkat etmek için bu tip vatandaşlar, yani tüm vatandaşlarımız böyle bir hayvan edinmeden önce mutlaka bir veteriner hekime danışması gerekir. Yani zaten insanlarla hayvanlar arasındaki o köprünün en sağlıklı biçimde gerçekleştirmesini sağlayan meslek grubu sizlerin ki. Evet. Yani sizlere danışılmadan olanlar hep genelde kötü sonuçlar doğurabiliyor. Evet. Ama siz bu konuda bence çok önemli bir meslek grubunu teşkil ediyorsunuz. En doğru ağız, en çok bilgi birikimi olan insanlar sizlersiniz. Evet. Bu evcil hayvanların içerisinde insanlara en sadık olanları, yani kedi, köpek, evet, özellikle köpekler çok çok daha sadıklardır. Evet. Artı bir de insanlar bu hayvanları edindikten sonra bunları bakmak, besleme konularında belli bir duyarlılık var ama genelde büyük bir kısmı bu konuda eksikler yani. Evet. Özellikle şu kış döneminde, soğuk havalarda bunların da yaşadığı ortamları, evde yaşayanlar var, sokakta yaşayanlar var. Genelde sahipsiz, başıboş dolaşan hayvanlar sokaktakilerdir. Bazı duyarlı vatandaşlarımız vardır. Bunları işte gördükleri, işte bulunduğu yerde, işte dükkanının, mağazasının çevresindeki bu tip hayvanları işte... Ama onlar da geçici çözümler oluyor değil mi? İşte yani yemek vermek, evet, işte gıda verme gibi şeylere gider. Bunlar çözüm değil hiçbir zaman. Evet. Hatta burada sosyal boyutu da var. Hocam bahsedecek zaten. Belediyelerin bu konuda yapması gereken çok iş var. Evet. Samsun Büyükşehir Belediyesi büyük bir aşama gösterdi bu konuda. Ha, bizim açımızdan baktığınız zaman yeterli mi? Yeterli değil. Yapılması gereken çok, çok daha işler var yani. Ama yola çıkılmış olması, da evet bir başarıdır. Mutlaka evet, arkası gelecektir. Ha, bunun arkası gelebilmesi için de vatandaşlarımızın da duyarlı olması gerekir. Çünkü vatandaştan gelen her türlü öneri, tepki, dilek, istek belediyeler tarafından mutlaka değerlendirilir. Ha, belki %100 olmaz ama her geçen aşama bunu belli bir seviyelere kadar evet, çıkarır. Bir de artı bu soğuk havalarda özellikle köpekleri bağlı tutmamak gerekir. Çünkü köpekler hareketli ve bulunduğu ortamda dolaştıkları için vücutlarından bir enerji salarlar. Bu da onların soğuğa karşı direnç göstermesine. Evet. Bazı vatandaşlarımız evlerinin bahçelerinde işte kedi beslerler. Kulübeleri mutlaka olması evet, gerekir. Dolaşıp soğuk havalarda oralara girmesi yani insanlardan gerekir. İnsanlardan çok farklı da değil. Hani köpeğin evet, hareket evet, etmesi gerekiyor. İnsan evet, da sabit kalırsa evet, düşür yani. Hı. Aç bırakırsın. Yani sadece köpeğin değil tabii. Tüm tabii, canlılar için geçerli. Tüm canlılar için geçerli. Çok haklısınız. İsterseniz evet, biraz da hocam şey yapsın. Şimdi ben biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. Evet. Herkes merak ediyordur herhalde. İlk veteriner hekim. Doğru söylüyorsunuz. Bu evet, meslek nereden çıktı? Ha. Değil mi? Çok haklısınız evet. Yani ilk meslek gruplarından neden gerek duyuldu? Neden, hocam, kimdir evet, ilk veteriner hekim? Lütfen bizimle paylaşırsanız seviniriz. Şimdi tabii biz ki derslerde ilk evet, öğrencilerimiz birinci sınıfa geldiğinde bu soruyu sorarım. Veteriner tarihi evet, ve deontoloji ana bilim dalında çalıştığım için ilk veteriner kimdir? Herkes düşünüyor ki kim ola ki, hani hep öğrenmişiz. Ben de şu an için düşünüyorum. Yani bizim için gurur verici, tarihe altın harfleri ismini yazmış, ismini ben değil hocam zikretsin. Buyurun. Şimdi bizim hocaların hocası Ferruh hocamız, evet, Profesör Doktor Ferruh Dinçer hep bunu böyle söyler, hep yani tarih söyler de evet, Ferruh hocamız hep bize böyle anlatmıştır. İlk veteriner hekim annedir. Hekim annedir. Evet. Mağara devrini düşünün. Tabii ki. Çok çocuğu hastalandığında kim bakar? Anne. Anne. İlk tedaviyi anne yapar. İlk evcilleşen hayvan evet, hangi hayvandır? Köpektir. Değil mi? Yani evet, herkes şöyle düşünür acaba hangisi? Ve evcil
Evcilleşen diyorum, bakın evcilleştirilen evet. demiyorum. Evcilleşen. Çünkü köpeğin kendi kendine evcilleştiği düşünülüyor. Düşünün evet. mağara devrinde avlanıyor, yemek yeniyor. Evet. Artıklar, hayvanın artıkları, kemikleri mağaranın dışına atılıyor. Ve köpek evet. o yiyeceğe geliyor. Beslerseniz insanlarla ilk... Evet, ilk temas kuranda tabii ilk köpek oluyor. Evcilleşen arkasından tabii insan... tarıma başlıyor, yerleşik düzene başlıyor, bu arada hayvanları evcilmeye başlıyor falan. Ve daha sonrasında da bakıyoruz, çoban giriyor. Evet. Yani ilk veteriner hekimin anne ve yardımcısının da çoban olduğunu iddia ediyor veteriner tarihçileri. Doğru bir yaklaşım ama işte öyle ne bileyim yaban atılacak bir düşünce değil. Evet. Tarihte düzgün doğru bir yaklaşım yani. Evet, tarihe evet. baktığımızda böyle şekilleniyor. Peki ilk gerçek manada bilimsel veteriner hekimlik ne zaman başladı? Yani bilimsel anlamda okullu evet. veteriner hekimler. Şimdi veteriner hekimler oluyor, yetişmiş daha ziyade ilk dönemlerde sihir, büyü, mesela ilk Orta Asya'daki Türk kavimlerine baktığınızda şaman dini. Evet. Şamanizmde 12 ay hayvan ismi veriliyor. Evet, Çin'de de şu an öyle zaten. Yıllara veriliyor. Yıllara hayvan ismi evet, veriliyor. Doğa hayvan. Dini zaten şamanizm. Evet. Dolayısıyla hayvanla hep iç içe olmuş. İnsanın daha... olduğu her yerde hayvan var. Evet. Var tabii. Doğada yaşıyoruz. Tabii. Doğal olarak var. Tabii aynı dünyayı paylaşıyoruz. Ve arkasından da bir bakıyorsunuz uzun bir dönem. Sihrin, büyünün etkisinde kalıyor. Şaman dediğinizde zaten bir nevi baş rahip gibi yani tabii. yönlendiriyor, büyü yapıyor ve ritüellerini gerçekleştiriyor. Aynı şekilde diğer dinlerde, çok tanrılı dinlerde, tek tanrılı dinlerde bunu Mısır'da da görüyorsunuz. Hep bir tedavi sanatı büyü ve sihir üzerine gidiyor. Tabii bunun yanında drog dediğimiz bitkilerden evet. yapılan ilaçlar da var. Ortak, paralel gidiyorlar. Doğru. Arkasından artık bunlar yetmemeye başlıyor. Çünkü çok şiddetli bir sihir vebası salgını çıkıyor. Dönem dönem hayvanlar telef oluyor ve gene bize hep söylerler kapital nereden gelir? Yani, hayvan. Tabii. Os evet. capitus. Evet. Hayvan, evet. Latince'de hayvan başına os capitus, yani baş kemiği manasındadır evet. ve baktığınızda hep hayvan resimleri vardır. İlk paralara evet. baktığınızda, çünkü ilk değer, ilk para hayvandır. İnsanlar da çoğu zaman eskileri düşünüp hayvanlara benzetilerek haklarında bir yorumlar yapıyorlar. Yani. Ha, tabii. İnançlılıkları, yaşam tarzı işte. Bilmem ne kulaklığı artık söylemeyeyim işte. Niye söyleyelim? Onlar bizim evet, sağsak yani. Onlar da eşek değil mi yani? Kesinlikle yani. Jüris mi? Kesinlikle. Evet. Hayvanlar her zaman insanın hayatında var tabii ki. Olması her zaman yani. Var. Beraber evcilleşmişler evet. yani. Sosyallikle beraber yaşıyorduk belki. O şeyleri, evet. kademeleri beraber atlatıyoruz. Evet. Ama bence şimdi hayvanlar için zor bir dönem geçiriyor insanlar adına. Yok, hayvanlar şöyle, hayvanlar soğuk eskiden de... Soğuk hayvanlarını düşündüğümüz zaman diye düşünüyorum. Yani. Soğuktu ama insanlar evet. daha çok zarar veriyor hayvanlara. Sonu diyorum, evet. Şu an onlar için zor bir dönem. Yani daha geçmişte daha zor dönemler yaşamışlardı ama hı-hı. şimdi biraz daha nasıl söyleyeyim, ikiyüzlü mü davranıyoruz acaba hayvanlara? İşte evet. Yani kesinlikle onu ben... Kendi adımı iki yüzlü davranıldığımızı söyleyebilirim insanlara. Evet. Hani demin de sizinle paylaştığım bir programdan önce hani insanlar peşraplardan alınan o hayvanlara karşı daha bir sempatiyle yaklaşıyorlar. Onları aileden biriymiş gibi görüyorlar ama sokak hayvanlarına aynı evet. ilgi gösterilmiyor. Ama bu arada yani. Dikkatinizi çekerim. Ne yapıyorlar bu peşraptan alıyorlar? Sonra sokağa atıyor. Üzücü boyutu doğasın. Evet. Yani bugün gidin barınakları, hayvan bakım, barınak demiyoruz artık hayvan bakım evlerinde. Evet. Gidin bakın. Hepsi cins hayvanlar. Evet. Yani. Ve onların içindeki acıyı düşünebiliyor musunuz? Yani onlar bir yani, motor değil, onlar makine değil, onlar oyuncak dükkanlarından alınan oyuncaklar değil. Onlar çok öyle düşünülerek alınıyor. Çocukları mutlu olsun evet, diye. Evet, sonra anne bakamıyor. Çocuk biraz kendisini tatmin etsin ya da evet. yaşasın. Ve genelde Atakum civarındaki yazlıklarda Eylül sonu siz o hayvanların okullar açıldıktan evet. sonraki
o bir hafta içinde o hayvanların acısını ve açlığını görün. Çünkü yaz boyunca alınıyor, bakılıyor bahçede. Evet. Arkasından da okullar açıldığında biz şehre gidiyoruz, sen kalıyorsun. Sen kalıyorsun, peki nasıl yiyeceksin? O hayvanın tüm doğası bozulmuş. Ne beslenebilir? Dünyası alt üst oluyor. Tabii o sevgiyle size bağlanmış. Evet. Yemeğini de yiyor. Her şeyin sizi birdenbire bir gün siz gidiyorsunuz ve o hayvan arkanızdan bakıyor. Bir de orada şey de var. Sokak hayvanıyla evde beslenen hayvanın tekrar sokağa düşmesi yaşama şansının diğerine göre çok daha az. Çünkü o evde alışmış, bir takım şeyleri daha kolay ulaşmış. Sokaktaki o çetin mücadelede başarı oranı sokak hayvanına göre daha düşük. İnsanlarımız burayı çok kaçırıyor. Çünkü çok eziliyorlar. Tehlikeleri ama yani bilmiyor. Ama mesela bunu ben mesela sosyal paylaşım siteleri, mesela internette olsun, sosyal medyada olsun. Hani insanlar biraz daha duyarlıymış gibi geliyor son zamanlarda ama dışarıya çıktığınız zaman hiç öyle olmadığını görüyorsunuz. Şimdi şöyle biz, ben aynı zamanda Hayvan Hakları Federasyonu HITAP'ın Samsun temsilcilerindenim. Çok özverili çalışan arkadaşlarımız var Samsun'da. Çok uğraştık. Atakum Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Evet. Kent Konseyi'nin, aynı zamanda hayvan haklarında çalışıyorum. Atakum Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Canik Belediyesi şu anda çok destek veriyor. Çok teşekkür ediyorum sizin huzurunuzda kendilerine. Bir dönem billboardlarda afişleri, HITAP'ın afişlerini şey yaptık. Bu afişlerin hazırlanmasında da emin olun, tüm afişleri gönüllüler hazırlıyor. Yani en ufacık bizde... Ama HITAP'ın da öyle bir özelliği var zaten. Genelde gönüllü olarak hani medyada yer eden insanların daha bir vurucu oluyor, daha bir dikkat çekici. Evet ve işinde başarılı insanlar. Şey, yani para söz konusu değil. Gönülden. Herkes gönülden yapıyor bu işi. O dönemde çok etkisi oldu. İşte bir kap su kampanyası. Yazın ben çok nasıl, sıcak. Evet, hayvanların su bulmaması yok. Bir baktım gerçekten her sokak başına çocuklar ve çok iyi bir eğitim oluyor hayvanlara karşı bence. Yani kesinlikle. Kesinlikle. Bunlar ve yine programdan öncesinde konuşmuştuk. Evet. Hayvanlara, sokak hayvanlarına nasıl yaklaşılmalı? Evet, yaklaşılmalı mı? Evet. Ya da kaçılmalı mı? Şimdi eğer ısırma vakalarının istatistiklere baktığınızda köpeğin insanı ısırma vakasının istatistiklerinde sahipli hayvanların insanları daha fazla ısırdıklarını görüyoruz. Bunaltıyorlar sevgilerini. Yani bunaltıyor mu, şımarıyor mu, güç mü alıyor? Artık bunun psikolojik boyutunu... Sokak hayvanları en tehlikesiz kısımdalar o zaman. Kesinlikle. Eğer tekse üstelik asla saldırmaz. Çünkü onun tek derdi yaşamak. Yani yemek bulabilir miyim, su bulabilir miyim? Ama tehlikeli kısmı şu oluyor, sürü psikolojisine geceleri bunlar sürü şeklinde dolaşıyorsa... Çöplerin etrafında... Evet, bu biraz şey ama durup dururken sokak hayvanı... Eğer ona taş atmazsanız, zaten biraz şöyle git dediğinizde gidiyor. Evet. Ve şimdi gene hayvanlar küpe takılıyor. Bu küpenin manası ne diye sorarsanız, bu küpe belediye tarafından bu hayvan daha önce alınmış, bakım evinde kısırlaştırılmış. Kontrolleri yapılmış. Kontrolleri yapılmış da ötesine kuduza karşı aşılanmış, aşısı yapılmış. İç ve dış parazite karşı da aşılanmış demek. Evet. Bu yani, konuda da o zaman en büyük iş gene yerel yönetimlere düşüyor. Evet. Tabii. Yani dolayısıyla bunun rutin olarak işte yılda bir kuduz aşılarının tekrarlanması gerekiyor. Hayvanların dönem dönem toplanması gerekiyor. Bunun için mesela küpesiz bir hayvan gördünüz, belediyeyi arayacaksınız. Hı hı. Hangi belediye olursa olsun belediye geliyor ya da ilgili belediyeye haber veriyor. Bu konuda belediyelerimiz çok hassas. Evet. Mesela Atakum'da aradığınız an geliyor. Bir de güzel bir haber. Büyükşehir Belediyesi'nin ambulansı var. Hayvan ambulansı. Çok güzel. Arıyorsunuz. Hayvan mesela yol kenarında çarpılmış ya da siz çarptınız olabiliyor bazen. Hepimiz araba kullanıyoruz. Hayvanların önüne insan çıkıyor, bir şey, hayvan niye çıkmasın? Evet. Yani bir şey yapamıyorsunuz. Evet. O şartlarda ambulansı arayabiliyorsunuz.
Ve yine güzel bir haber, trafik sigortası da biliyorsunuz karşılıyor artık bunları. Onu söylemeniz iyi oldu. Veteriner hekim ücretlerinin trafik sigortası karşılıyor ama Samsun civarında da ambulans haber veriyorsunuz, ambulans geliyor alıyor onu bizim veteriner fakültesi kliniklerine götürüyor. Doğru, çok güzel şeyler söylediniz gerçekten. İsterseniz hocam şeyden de bahsedeyim. Neden? İşte çok eskilere gittiniz de İstiklal Marşımızın. Aa evet tabii. Yani. Biz her 27 Aralık'ta şair, veteriner hekim Mehmet Akif Ersoy'u anarız. Evet. Kendisi veteriner hekimdir. Çok ciddi, çok titiz çalışmıştır. Tabii şairliği ön plana geçtiği için. Evet, çokları bilmez yani. Çokları bilmez ama gene geçen ay biz bir fakültede sempozyum yaptık. Mehmet Akif'e anma vefatının 75. yılında anma sempozyumunu yaptığımızda çok bilimsel makaleler sonucunda çok ciddi bir veteriner hekim olduğu ve çok emek vererek çalıştığını, fakat arkasından gene çok da dürüst, çok da nasıl söyleyeyim, düzgün bir insan olması. Çok düzgün ve katı kuralları olan, yani arkadaşı mesela bakanlıktan mesleği bırakma nedeni bir arkadaşıyla üst rütbeden, yani müdürü daha üst makamdan tartışıyor ve azlediliyor, işinden atılıyor. Bunun üzerine diyor ki eğer siz haklı olduğu bir sebepten benim birlikte çalıştığım arkadaşımı atıyorsanız ben de istifa ediyorum diyor. Bu kadar da şey evet. Bir insan. Yani ne diyebiliriz? Bu kadar net ve bu kadar dürüst ve tabi zaten istiklal var. Günümüz dünyasında rastlanmayacak bir yapı. O devirde de zor, yani, zor rastlanacak bir yapı. Kesinlikle ama işte. Ve tabi şiirinden de İstiklal Marşımızdan da belli olmuyor mu? Zaten çok öyle bir şey, insan olmasaydı o İstiklal Marşı'nı yazamazdı. Yani. Yazamazdı. Evet. Yani. Mesela onun bir şey hasta şiiri vardır. Evet. Benim işte çalışmalarımdan biri de Safahat'tı. Yani evet. Mehmet Akif'in şiirlerinin toplandığı kitaptı. Kitap, evet. Bir hasta şiiri vardır. Onu bir hekim gözüyle okuduğunuz zaman o kadar net bir hastalık tarifini veriyor ki, anamnez deriz. Evet. O kadar net anlatıyor ki, yani bir anamnez bir bu kadar güzel şair aynı anlatılabilir mi? Şaşırıyorsunuz. Ama insan sevgisi, hayvan sevgisi, şairliği, doktorluk, işte hepsi bir arada harmanlanınca böyle güzel bir insan oluyor. Evet. Demek ki. Evet. Hepsinin yani biraz biraz. Bu arada Ziya Gökalp de o da Veteriner Fakültesi 4. sınıftan ayrılmadır. Veteriner hekimler. Yani o kadar memnunum ki şu an bu programın olmasından dolayı sadece veterinerlik ise tarih bilgisi de alıyoruz sizlerin sayesinde, eksik olmayın. Gerçekten işte çok da haklı olduğum bir şey ortaya çıktı. Bu konuda en bilgi birikim sahibi olan insanlar veterinerler diye düşünüyorum. Onda da yanılmadığım için kendi adıma mutluyum yani. Ama o, hayvanlar konusunda olsun. Bu konuda hocalarım daha çok şeydir. Yani. Eksik olmayın evet, umarım. Evet. Siz de içindesiniz zaten hep olayları. Ben kendi adıma bir şey sormak isterim. Mesela insanların hayvan barınaklarından hayvan temin etmesi. Yani. Kesinlikle. Diğer, değil mi? Evet. O konuyu da vurgulamak yani lazım diye düşünüyorum. Evde köpek bakmak istiyorsanız evet. Ya sokaktan alın, hı-hı. Ya gidin barınaktan alın. Çok cins, çok zor şarttalar orada. Yani düşünün, siz 3 ay boyunca el bebek gül bebek bakıyorsunuz. Evet. Yani kendi sevdiğiniz, o sizin o sevginize alışıyor. Sonrasında onu sokağa bırakıyorsunuz. Eğer şanslıysa yaşıyor. Ve bir şekilde barınağa gidiyor. Bu sefer de orada da aynı çeteler zor, var. Zor. Yani onların da kendi aralarında hiyerarşileri var. Orada zor... Yeni geleni kabul edip etmeme durumları, etmeme durumları var. Oradaki evet. Daha iri, daha sorunlu hayvanların arasına iniyor. Yani eğer hayvan almak istiyorsanız... Kendisi çatal bıçakla yemek yemeyi öğrenmiş bir hayvan. Oraya gidince bambaşka bir dünyaya girdiğini düşünmek lazım aslında. Evet. Yani öyle bir benzetme yaparsak biraz kesinlikle. Daha evet. Naif, yani. Daha bir düzgün bir hayvan belki. Orada ama havlamayı, hırçınlaşmayı öğreniyor. Öğrenemiyor. Öğrenmek zorunda kalıyor. Yani öğrenemiyor. Şey ortada kalıyor. Yani eğer mutlaka hayvan almak istiyorsanız. Evet. Pet shoplardan değil. Gidin
Oradan kendinize göre sevebileceğiniz bir hayvanı seçin. Küçük boyu var, büyük boyu var, orta boyu var. Nasıl istiyorsanız. Belki de insanlar gitmedikleri için hayvan barınaklarına yani. Fazla orada bilinmiyor. Hep, evet değil mi? Fazla bilinmiyor. Hani orada belki böyle kafalarındaki hayvan şeyi yani portresi. Hani sokak hayvanı kötü, pis. Yani tabii ama orada öyle görünüyor ama siz onu... Gitmek lazım bence yani, bu işe niyetlendiyseniz. Evet, oraya gördüğünüz zaman onu alın o hayvanı. Evet. Bir ay evinizde şöyle bir bakın nasıl değişiyor. Kendine çok güveni artık geliyor, duruşu değişiyor. Biz de öyle değil miyiz? Tanımadığımız bir yerde şöyle kalırız. Alışınca kendimizi emniyette hissedince şöyle bir dik dururuz, mutlu oluruz, güleriz. Haklısınız. Aynı şey bir de aç. Bir de son zamanlarda şimdi teknoloji geliştiği için bazı insanlar internet üzerinden hayvanlar edinmeye çalışıyor. Sakın böyle bir şey edinmesinler. Hatta çok da yaygınlaştığını ben kendi adıma biliyorum onu. Yani çok yanlış, hatalı. Ya mutlaka barınaklardan ya da veteriner hekimlere temas kurarak onların aracılığıyla edinmek en doğrusu, en düzgünü. Ama işte ben dost sohbetlerinde arkadaşlarımla konuşurken de söylüyorum. Aklına nedense en son veteriner hekimler geliyor. Evet. Yani alışveriş için mesela yani nasıl diyeyim yani alışveriş demeyeyim de bir hayvan almaya kalkıştığında insanlar bir hayvan sahibine gidiyor. Bunun cinsi ne? İşte bak bu cins çok güzel. Hemen işte internetten o cinsin ismini girerek. Evet. Ondan sonra bunu zaten artık önüne dağlarca bir argüman çıkıyor. Oradan almaya çalışıyor. O yanlış onlar. En sonunda başına bir sıkıntı geldiği zaman size başvuruyor ama. Yani işte ben böyle bir şey aldık, ne yapacağız işte şimdi. Yaptık olacak olmuş yani, ona bakmak zorundasınız. Yani sizce de insanlar size bence daha önceden gelmeleri gerekmez mi yani? Hayvan yani almak istediklerinde, huyunu yani suyunu öğrenmek için. Bilgi almak evet, bilgi için. Ben hemen hemen bütün veteriner hekim arkadaşlarımın yardımcı olacağına inanıyorum bilgisi ölçüsünde. Tabii. Yani herkes her şeyi çok iyi ya da hayvanlıkların işte şey ama genel bir bilgide tabii ki hepsinin yardımcı olacağına inanıyorum. Peki böyle sokakta mesela engelliler için söz konusu olan bir şey var ki yani hayvanlar bizlere çok yakın dostlarımız yani. Evet. Engelliler için. Çünkü bir hayvan hep ben söylüyorum yani birçok filmlerde de hani vurgulanan bir temadır bu. Çünkü sahibinin engelli olduğunu, sakat olduğunu, hırsız mı, katil mi, ne olduğuna bakmaz. Yani aldığı ölçüde o sevgiyi de ona karşılıklı bir şekilde sadakatle verebiliyor. Önyargısı evet, yoktur önyargısı diyorsunuz. Yok, kesinlikle önyargısı yok. Doğru. Engelliler için de bu çok önemli. Mesela görme engelliler için eğitimli hayvanlar, işte ne bileyim birçok zihinsel engelli olarak yaşayan çocukların mesela insanların hayvanların en yakın dostları. Evet. Ama işte diyorum ya temin etme bakımında hep sıkıntılar yaşanıyor. Herkes istiyor aslında belki hayvan temin etmek, onunla birlikte yaşamak ama. Şöyle de diyebiliriz onu. Mesela siz, pardon lafınızı kesiyorum da hani bazı hayvanlar var, yapabilecekleri çok korkunç şeyler var. Evet. Onlardan biraz bahsedebilir misiniz? Onları yani onlarla birlikte yaşamak zordur. Evet. Olmaması da gerekir belki. İşte o genelde genç bir kuşak yani. Evet. 16, 27, 28 yaş arası kuşak. Bu tip hayvanları edinmeye çalışıyor. Bu bir nevi güç gösterisi gibi oluyor. Sonuçta bu hayvanlar kendileri için de tehlikeli, sokakta dolaşan diğer insanlar için de tehlikeli. Bu normal insanlar için. Evet. Engelliler için olan tehlike kat kat daha çok fazla. Yani. Tabii bunlar önüne nasıl geçilebilir? Mutlaka anne babalarının bunları engellemesi bilinçli gerekir. Bilinçli yaklaşımları söz konusu evet olması lazım. Çünkü o yaştaki çocuklar gençtir. Arkadaşından görür. Şimdi eskisi gibi değil artık televizyonda, internette. Bizim yeteneksizsinizde birinci gelen bir hayvan oldu yani. Bir köpek oldu. Değil mi? Evet. Bütün herkesi geçti. Rex. Evet. Max ya da Rex. Evet. Evet. Onun için toplumun da bilinçlenmesi lazım. Ama bahsettiğiniz gibi İşte köpekler özellikle engelli insanlarla diyaloğu diğer normal bunlar edinenlere göre daha fazla. Tabii. Çünkü en sadık hayvanlardan birisi köpekler. Bir de son zamanlarda toplumda bu küçük hayvan olsun, kedi köpek veya yaz gelince kuşlar da olacak. Edinme şeyi arttı biraz.
Ha, bu neden? Bizim toplum olarak genimizde olan, evet, atalarımızdan gelen biz hayvanlarla iç içe yaşamış bir insanlarız. Çünkü ilk başlarda attan başlamıştı. Tabii. İşte atışında geçen bir hayat, söz konusu hayat bir var. Geçmişimiz var. At sahibi olmak çok önemliydi. Ona paralel bir de biz millet olarak çok savaşlar yaşadığımız için silah sahibi olmak da bizim için şeydi. Evet. Bir temsil vardır. Hocam da bir at avratı silah derler yani. Biz böyle bir toplumun, kültürün neslinin insanlarıyız. Ama tabii bu küçük hayvan edinmenin azalması bir takım nedenleri de var. Bu da tabii ekonomik nedenlerden dolayı. Çünkü bunları edinmek belki şu an için kolay da mesela, çözüm burada değil. Bunları sağlıklı bakabilmek önemli. Yani. Evet. Çünkü işte o tehlikeli olan köpekleri insanlar ediniyor öyle veya böyle. İşte bakımında sıkıntı çektikleri zaman sokaklara da bırakabiliyor onu. O zaman işte tehlike orada başlıyor. Onun için insanlar duyarlı olmak zorunda. Evet. Sadece kendilerini değil, sokağa bırakılan insanlar için köpekler en çok engelli insanlar için tehlike oluşturuyor. Çok haklısın. Bunu da göz ardı etmek lazım. Çünkü başta da söylemiştim, her sağlam insan bir gün engelli insan olma potansiyeline sahiptir. Zaten bir işi yaparken çok düşünüp ona göre hareket etmek lazım. Çünkü konu çok geniş olduğu için biz toplum olarak bunları nasıl elde edinebiliriz, bu tiplere nasıl yaklaşabiliriz sorusunun tek bir karşılığı var. Aslında iki tane şık var. Birisi ekonomi, diğeri de eğitim. Biz toplum olarak genelde okuma özürlü bir toplumuz. Ondan geçiyor. Çünkü o seviyeyi, her ikisini paralel yükseltebilirsek işte bu sokaklarda tehlikeli hayvanların da belki olma oranı %5'lerin altına iner. İndiği zaman da insanların başıboş dolaşan hayvanlar, hocamın da bahsettiği gibi sokağa atılmış, itilmiş, bir şey bırakılmış hayvanları insanlar sahiplenir. Sahiplendiği zaman sokakta o çirkin görüntüler de ortadan kalkar. Evet. Tabii bunu sadece insanların mücadelesiyle olacak şeyler değil yani. Çünkü devletin topyekun bir mücadele işte uzantısı olan en yakın halka yakın olan bilim belediyelerin bu işlere çok sahiplenmesi gerekir. İyi niyet, hoşgörü, bakış açısı düzgün olduğu sürece, düzgün insanlar olduğu sürece, işte bahsettik işte Mehmet Akif'ten, bu tip insanlar çoğalırsa, hoşgörü de geniş bir yelpazeye yayılırsa, o zaman hem engelliler hem normal insanlar da sokaktaki başıboş dolaşan hayvanları edinirler diye düşünüyorum. Peki sizden mesela genel olarak bu sivil toplum kuruluşları hayvanlarla ilgili olsun olmasın, onların çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Mesela sizin Haytap üyesi olduğunuzu söylediniz. Bir de onun dışında da birçok işte hayvanları koruma dernekleri olsun ya da çeşitli hayvanlar üzerine, hani kuşlar olabilir, sadece köpekler olabilir, ayrılmış birçok sivil toplum örgütü var. Şimdi orada onların çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Orada mesela şöyle şimdi, bu tip yani sadece hayvanlar üzerine olan kuruluş, sivil toplum kuruluşları değil, her konu üzerine olan sivil toplum kuruluşların birbirinden ayrıldığı bir şey vardır. Amacı iyi seçilirse o zaman hizmet de iyi gider. Biz bu tip kuruluşlara her zaman veteriner hekimler odası olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ama amacı dışında olanlar, bize yakın dernekler de olsa, biz bunlara hiçbir zaman destek veremeyiz. Çünkü neden? Sonuçta bir tarafta insan var, bir tarafta hayvan var. Her ikisinin de ortak paydası canlı olması yani. Bir canlı yaşadığı süre içerisinde ne kadar huzurlu, mutlu ve uzun süre yaşarsa bizler için önemli olur. Evet. Çünkü biz sadece kedi, köpek, sokakta dolaşanlar değil, insanların yediği tüm gıdaların çevrenin içerisinde olan her yerde mutlaka veteriner hekimin
görevi arasında olması gereken, yani hizmet alanı çok geniş, evet. Belki çok zor iş. Burada belki hiç bahsetmedik, bizim işte veteriner hekim meslektaşlarımızın büyük bir kısmı da köylen bağlantısı olan, büyükbaş evet. dediğimiz hayvanlarla ilgili. Evet. Bunlar belki sokak hayvanlarını konuşurken dışarıda kaldı. Evet, evet. Bu da bu insanların beslenmesine bir altyapı şey yapan, ürünleri üreten kesim yani. Sadece şekilde halkın köylüden şehre kadar evet. olan zincir içerisinde hep biz varız yani. Ha, var olabilmemiz için de yani dört dörtlük olay yürüyor mu? Yürümeyen yerler de var, yürüyen yerler de var. Bu da tabii hep işte devletin belirli bir yerlerdeki tıkanıklığı, sıkışıklığı, işte hocam da bahsetti. Bazı belediyeler çok iyi bu konuda. Bazı belediyeler belki çok çok geri, özellikle ilçe belediyelerinde, sadece büyükşehir olarak düşünmemek lazım. Hocam muhtarlar bile artık yani işin içinde olması lazım bence. Bu evet, konuda. Hepsi. Çünkü hepsi. Bu yani topyekun bir çabayı gerektiren bir iş. Evet. Zaten birlik ve beraberlik olmadığı sürece bazı şeyleri yapma şansı yok işte. Bu derneklerde de öyledir. Birlik evet. ve beraberlik düşünce bazı ortak olursa düşündüğün, başarılı hedeflediğin hizmeti güzel yapabilirsin. Evet. Ama son zamanlarda ben kendi adıma dikkat ediyorum. Mesela yazılı ve görsel basında olsun, mesela sosyal medyada olsun. Hani bu kamu spotu olarak mesela. Evet, geniş yer tutuyor. Evet. Yani. Ve bunlar da önemli olduğunu düşünüyorum. Hani insanlara geniş kitlede ulaşabiliyorsun. Çocuklarda biraz da o bilincin, evet. hayvan sevgisi bilincinin uyandırılması çok önemli. Onlar da büyüyorlar, kendi çocuklar olacak ve hani jenerasyonumuz, bu yeni jenerasyon belki son 4-5 senedir, sizler daha çok için içindesiniz. Daha bir bilinçli olduğunu düşünüyorum ben. Olmaya başladığında. Daha da olacak. Evet. Sonraki evet. kuşaklar daha da bilinçli daha olacak. Daha da bilinçli yani. Olacak. O açıdan sevindirici bir evet. tabii ki ama gene de bütün sorunlar bir anda çözüme ulaşılmıyor. Tabii zaman ister. Zaman içerisinde. İşte benim de kendi adım hep üzüldüğüm bu konuda hani insanlarla hayvanlar, hayvanların sorunları ne zaman sıkıntı olursa veterinerlere ulaşmıyor. Tabii. Hani işin evet. Ama evet. bu iş böyle değil midir? Evet. Yani bilmiyorum. Ama her işte, her işte böyledir. Evet. Hani başlarına bir sıkıntı geliyor. Ne oldu? Köpek ısırdı. Bu köpek ya kuduz mu dünel işte. Köpeği bulman gerekiyor. İşte hep o konuda size sığınılıyor. Sizden bir akıl bekleniyor. Yani evet, sizden böyle bir köpek sığınma evet. kuduz çok ciddi bir hastalık. Evet, çok. Dolayısıyla sahipsiz ya da aşısı olup olmadığına emin olmadığınız bir köpek tarafından ısırıldığı zaman mutlaka doktora gidilmesi gerekiyor. Evet. Mutlaka doktorun önerisiyle aşıların yapılması gerekiyor. Yani kuduz her ne kadar uğraşılsa da şu anda halihazırda eradike edilemedi. Maalesef ülkemizin kamburlarından birisi evet, yani. Evet, hala var. Dolayısıyla hani hayvan sevgisi tamam bir tarafa evet. ama önlemimizi de almakta yarar var. Yani diyorum ya ben hani birçok da o tehlikeli hani gücünü gösteriyorsun mesela televizyonda gösteriyorlar. Evet. Yani ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz hayvanı. Bir de onun kuduz halini düşünemiyorum yani. Yani hayvanı nasıl yani bir kere ısırsa yetiyor. Çok güçlü olmasına gerek yok. Yani o da var da. Yani eğer hastaysa nasıl mücadele küçük bir ısırıkla çok, evet. bile çok ciddi problemler yaşanabiliyor. Ama insanlarda böyle hayvanlara yönelme gibi bir şey de oluyor. Bu tabii demin de siz söylediniz. Kendi psikolojilerini tatmin etmek gibi. Evet. İşte burada yani devlete çok büyük iş düşüyor. Belki evet. son zamanlarda belki basında da duymuştursunuz. Bu tip hayvanların yasaklanması, yurda girişi evet. Yani şey ben oldu. O konuda bir artı bir giriş yapmak istiyorum. Lütfen. Problem olan hayvan değil. Problem olan o hayvanı öyle yetiştiren kişiler, insan. Yani siz hayvan çok güçlü bir hayvan. Bu ırkı yasaklanan evet. hayvanlar. Evet. Ama normalde ona baktığınız zaman o hayvan çok mazlum, çok iyi bir hayvan da olabilir. Sevimli duruyor mu bilmiyorum ama. Yok, yok oluyor. Yani oluyor. Oluyor. Onu insanlar o şekle getiriyorlar. Evet. Dolayısıyla yani kendi artık ne düşünüyorsa gücünü mü ispat ediyor hayvan üzerinden ya da üzerinden para mı kazanıyor bilmiyorum ama topluma kendisine ve hayvan ırkına zarar verdiğinin bilincinde olması evet. gerekiyor. Yani bu çok hassas bir nokta. Köpek ırkını yasaklamak çözüm mü? Geçecek.
Bence eğitimini iyi vermek evet, gerekiyor. Evet, yani insanın da eğitimini iyi vermek gerekiyor bence. Yani ikisi birbirine paralel gidiyor. Evet, paralel gidiyor. Bir tarafı eksik kalırsa hemen direkt veterinere geliyoruz. Evet. Yani oradaki o dengeyi sağlayamadığımız zaman hemen evet. aklımıza sizler geliyorsunuz. Evet. Aslında konuşacakken diyorum ya, çok tarihten de sizden birçok şey öğrendim. Ben kendi adıma, seyircilerimiz de. Diyorum ya, yanılmadığım için çok mutluyum bu konuda. Evet. Hayvanlarla insanlar arasındaki en doğru teması, en kaliteli ve sağlıklı teması sizlerin sağlığınız, her zaman inanıyorum ve bunun da böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Son olarak birkaç cümleyle kendi adınızı söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alalım. Onun dışında bu hafta da işte diyorum ya, bu kısıtlı sürede ancak bu kadar olabiliyor. Evet. Ben Engelsizsiniz programı için bir hatırlatma yapmak istiyorum. Evet. Yıllar önce artık doğuştan mı öyleydi, sonradan mı öyle oldu bilmiyorum. Fakat Ankara'da bir veteriner hekim vardı, Medyan, Allah rahmet eylesin. Tek kolu yoktu. Ve o halde hayvan muayene eder, tedavisini yapardı. Yani yürek işi. Evet, yürek işi ve sebat etmek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Ben katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kısaca orada şunu da söyleyebiliriz. İşte hocam bahsetti. Ya yani bizler sizler hiç fark yok. Bu işi, bu mesleği yapabilirsiniz. Eksik olmayın. Evet. İşte bu da sizin diyorum yani o naif kişiliğinizden, o güzel insanlığınızdan kaynaklanıyor ki ben çok mutlu olduğum ve bitmemesini istediğim programlardan birisi oldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bize akademik kariyerinize de çok başarı diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, bu akşam bizlerle birlikte olan Samsun Sinop Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Sayın Mahmut Çetinkaya ve aynen aynı Veteriner Hekimler Odası'nda yönetim kurulu üyelerinden yardımcı doçent doktor Şule Sanal ile birlikteydik. Fakat bize ayrılan sürenin sonuna geldik ve bu keyifli sohbetin maalesef bu haftada bitirmek zorundayız. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.